Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanala hoş geldiniz. Burada yine sabah çok erken, şu anda 7 suları. Önemli bir konu üzerinde düşünüyordum dün. O yüzden açıp bu videoyu paylaşmak istedim. Yine biraz belki tartışmaya açık bir konu olacak bazı insanlar için. Muhtemelen de tahmin ettiğiniz şey değil bu sefer. Arkadaşlar bu sefer dünyayı bekleyen ciddi bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Şimdi tabii ki bunun olmama ihtimali de var, küçük de olsa. Ama olma ihtimali bana kalırsa daha yüksek ve olma ihtimalinin varlığı bile bu konuya hazırlanmak için yeterli. O yüzden bu videoyu yapıp hem sizleri bir uyarmak istedim kendimle birlikte, hem de olası gelen tehlikeye karşı nasıl bir hazırlık yapabiliriz, bundan biraz bahsetmek istedim ki en azından psikolojimizi, bedenimizi ve hayatımızı birazcık bu gelen tehlikeye, yaklaşmakta olan tehlikeye hazırlayalım. Nedir bu tehlike peki arkadaşlar? Bu tehlike yeni bir pandemi. Şu anda biliyorsunuz ki 2019'un sonunda Covid gelmişti. İşte Covid demişlerdi. Çin'de böyle oluyor, şöyle oluyor demişlerdi. Hatta ona inanmayanların en başında ben geliyordum. İşte bana Covid'den bahseden arkadaşlarıma ya öyle bir şey olamaz falan diyordum. İşte birkaç ay sonra herkes maske takmak zorunda kalacak. Bekle görürsün falan dediklerinde bana arkadaşlarım ya saçmalamayın, felaket tellallığı yapmayın diyordum. Derken 2020'nin Ocak ayında Covid olayları iyice büyümeye başladı. Herkes bundan konuşmaya başladı. Derken başka hiçbir şeyden konuşulmamaya başlandı. Derken zannediyorum Şubat ayları civarındaydı. Ben o zaman yine burada San Diego'daydım. Batı yakasında ilk sokağa çıkma yasakları yapılan yerlerden bir tanesinde yaşıyordum ve bizi sokağa çıkmamızı yasakladılar. Hatta şöyle küçük bir detay var. İlk sokağa çıkma yasağının olduğu gün benim yaşadığım bölge pilot bölge seçilmişti bir konuda. Sokağa çıkma yasağı var. O zaman ben de bahçeli bir evde bir oda kiralıyordum. Böyle sokağa çıkma yasağı olduğunda bahçem olduğu için çok şükretmiştim, mutluydum. Derken çıktım, bahçede oturuyorum bilgisayarımla. Bir anda böyle sokaktaki bizim evin yanındaki elektrik direğine böyle tamirciler geldi bir tane elektrik tamir arabasıyla. Çıktılar, kulede bir şeyler yapıyorlar elektrik direğinde. Ben de tabii ki ilgimi çekti yani. Sokağa çıkma yasağı var. Bizim markete gitmemiz bile yasak ama değişik bir şekilde telekomcular geldi. Sokaktaki elektrik direğinde bir şey yapıyorlar falan. İyice yaklaştım ben çünkü tam evin yanındaki direkti. Yakından bakıyorum, ne yaptıklarını anlamaya çalışıyorum. Derken geldiler oraya bir tane böyle siyah bir kutu taktılar. Ne olduğunu anlayamadım ilk başta. Tabii ki şüphelerim oldu. Ondan sonra biraz araştırdım internetten ve emin oldum. Oraya 5G transmitter kutuları takıyorlarmış. Yani sokağa çıkma yasağının ilk gününde 5G yapıldı. Bizim pilot bölgede 5G takıldı ve uygulanmaya başlandı. Değişik bir tesadüftü bence. Sadece gelip bizim eve de yapmadılar. Bizim bütün mahalleyi gezdiler böyle tüm gün boyunca. İşte o tamirciler geldiler. Hani herkesin virüsten korktuğu, ölümden korktuğu gün bütün mahalleye 5G kulelerini döşediler. Neyse bu çok önemli bir bilgi değil belki ama paylaşmak istedim sadece. Ondan sonra da hepimizin bildiği gibi 2020 Şubat ya da Mart aylarında işte dünya çapında bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Uçaklar iptal edildi. Sadece özel uçağı olan insanlar falan seyahat edebilmeye başladı. Ve biliyorsunuz ki uzunca bir sürede böyle kaldı. Şimdi günümüzde özellikle bu geçtiğimiz yaz her şey normale dönmüş gibi hissediyoruz değil mi neredeyse? Herkes seyahate gidiyor, tatillere gidiyoruz, geziyoruz, ediyoruz ve kimseye de şu anda bir şey olmuyor duyduğumuz kadarıyla en azından. İşte tam olarak bu yüzden ben korkmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu kadar sessizlik olduğunda böyle bir şeyin peşinin bırakılacağını düşünmüyorum. Bu kadar sessizlik olduğunda da kötü bir şeyin habercisi olacağını düşünüyorum. Bu videoyu da niye bugün yapıyorum? Bu arada yere bakıp duruyorum. Çok enteresan bir böcek var. Onu bir atayım, kurtulalım. Ondan sonra videoya devam edelim. Okey, böcekten kurtulduk. Evet, bu aralar sessiz arkadaşlar. Herkes tatile gidiyor. Sanki hayat normale dönmüş gibi hissediyoruz. İşte tam olarak ben bu yüzden korkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü duymuşsunuzdur belki birkaç aydır bir maymun çiçeği muhabbeti dillerde dolanıp duruyor. Herkes birbirine anlatıyor. Maymun çiçeği şöyledir, maymun çiçeği böyledir. Amerika'ya geldi mi? Yok gelmez, bir şey yapmaz. Maymun çiçeğinden bir şey olmaz falan derken evet arkadaşlar, maymun çiçeği Amerika'ya geldi. Hatta dün Texas ilk ölüm vakasında açıkladı. İşte bugün hatta haberlere düşmeye başladı. 50 dakika önce yeni değişik haberler gelmeye başladı. İşte bir tane travesti, tam olarak travesti değil de drag queen. Arizona'da bir tane drag queen, işte travestinin bir farklı versiyonu, böyle daha da kılığı farklı falan. Açıklama yapmış, maymun çiçeği vakası atlatmış, çok zor geçmiş. Hayatımda yaşadığım en büyük acıydı falan diyor. Ondan sonra onu böyle çok büyük haber
haber yapmışlar. İşte şimdi onu medyada servis ediyorlar. 50 dakika önce çıktı bu haber. İşte onun haricinde dün Teksas'taki ilk ölüm vakasından bahsetmeye başladılar. Zaten bir süredir ben bunu takip ettiğim için arka planda suyun kaynamaya başladığını fark edebiliyorum. Arkadaşlar artık bilgi çağındayız. Yani çok fazla uyanan insan var. Çok fazla özgürlüğünü fark eden insan var. İşte açıp cesur bir şekilde gerçekten fikirlerini diğer insanlarla, düşüncelerini diğer insanlarla paylaşabilen insan var. Yani bu sadece benim demiyorum. İnternette böyle var. Ben de zaten bunları takip ettiğim için bir takım şeylerden haberdar olabiliyorum. Bu bilgi çağı, yani artık işte çok hızlı internet, çok hızlı iletişim çağındayız. Herkes birbiriyle bilgilerini esirgemeden paylaşıyor. Çünkü eskiden de öyle bir şey vardı. İnsanlar bilgilerini kendilerine saklamaya çalışırlardı. Şimdi artık anlıyoruz ki ne kadar verirsen o kadar varsın. O yüzden herkes bilgilerini aktarıyor. Tabii bilgilerin hepsi de neredeyse bedava bir şekilde çoğumuza, hatta video izliyorsanız hepimize ulaşılabilir bir şekilde internette var ve devamlı olmaya da devam ediyor. İşte ben bu videoyu yapıyorum. Bu video gibi belki yüzlerce video göreceksiniz yakın bir zamanda. Bunları ama algıda seçicilik yapıp izlemeyi seçebiliriz ya da onu kapatıp işte Disney'in yeni Toy Story çizgi filmini izleyebiliriz ya da başka bir şey izleyebiliriz. İşte Stranger Things izleyebiliriz vesaire. Yani şu anda medya ve bana kalırsa algıyı kontrol eden trilyon dolarlık güçler insanların tabii ki bunları şu anda görmesi istemiyorlar. Onların gidip daha çok işte korku filmleri, boş diziler, boş filmler ve boş içerikler tüketmesini istiyorlar. Zaten bunun üzerine de işte Disney Channel gibi böyle çok trilyon dolarlık dünyanın medyasına yön veren ve çok büyük bir kısmının sahibi olan şirketlerde ciddi ciddi içeriklerin içinde belli başlı böyle hedefler ve amaçlar koymaya başladılar. İnsanları aptallaştırmaya ve oyalamaya çalışıyorlar özetle. Yani bu şu anda böyle bir kampanya var. Bunu ben fark ediyorum. Siz buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Bence böyle bir şey var. Bu gerçek. Ben bundan bahsetmek istedim. Siz bunu %100 doğru olarak algılamak zorunda değilsiniz. Sadece üzerinde biraz düşünün. Belki bir çark döner. Yani oyalamaya ve aptallaştırmaya çalışılıyor insanlar. Halbuki işte bilgi çağındayız. Her şey çok daha hızlı oluyor. Vakit gitti daralıyor değil mi? Çok fazla, daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Yani bir insanın insandan çok daha fazla şey olması gerekiyor. Eskiden mesela gidip domates, biber kopartıp salata yapıp yemek, işte dua etmek, ondan sonra biraz yürüyüş yapmak, çocuklarını sevmekti bir insanın görevi. İşte bugünkü görevlerimizi bir hayal edin. Sabah erkenden kalkıyoruz, geceye kadar hurra koştur koştur, bir yandan bilgisayar, bir yandan telefon, bir yandan toplantı vesaire. Şimdi böyle zaman hızlanmaya başlıyor. Yani gittikçe akıllanmaya ve özgürleşmeye ayırabileceğimiz vaktimiz daralıyor. Çünkü oyalanıyoruz. Aynı zamanda da işte saçma sapan içeriklerle insanlar böyle kitlesel olarak aptallaştırılmaya çalışıldığını ben düşünüyorum. Daha önceki videolarımda birazcık bunun girişini yapmıştım. İşte tükettiğimiz şeyler bizi oluşturur mesela. Gerçekten tükettiğimiz içerikler bizim psikolojimizi ve fikirlerimizi, düşüncelerimizi oluşturur. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi biraz önce konuya geri dönelim. Yani bu yaz özellikle her şey normale dönmüş gibi geliyor değil mi? Yani halbuki işte Ukrayna'da bir savaş var, Asya'da savaş var. İşte maymun çiçeği vakaları gittikçe yayılıyor. Ekonomi çok kötü, petrol fiyatları artıyor. İşte her yerde ufak da olsa bir kriz var. İşte Kaliforniya'da bile burada artık böyle marketleri, süpermarketleri insanlar toplu şekilde giriyorlar, yağmalıyorlar. Yani bir korku, bir terör böyle pişmeye başladı, su kaynamaya başladı ciddi şekilde. Bu da bu yaz üzerinde oluyor. Hem de çoğumuzun ne kadar güzel, Covid bitti, bundan sonra ben gezerim deyip önümüzdeki senenin seyahat planlarını yapmaya başladığımız zaman da arka planda bunlar oluyor. Niye görmüyoruz eğer görmüyorsak? İşte biraz önce bahsettiğim şey gibi insanlar oyalanmaya ve aptallaştırılmaya çalışıyor. O yüzden bu bilgi var, yok değil. Bu bilgiyi sadece sizin açıp aramanız gerekiyor. Bu videoyla ilgili de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani böyle önemli konuları ne benden dinleyin ve %100 algılayın, ne başkasından dinleyin, %100 algılayın. Lütfen, çok rica ediyorum, kendi araştırmalarınızı yapın. Yeter ki buna biraz vakit ayırın ve biraz beyin ayırın. Araştırma yapın ve özgünce kendiniz düşünün. Benim söylediğim şeyleri kabul etmeyin. Her insanın beyni, hayatı, perspektifi, penceresi farklıdır bu hayatta. Ben sadece naçizane küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Yani geleceğini düşündüğüm, hissettiğim tehlikeye karşı. İnşallah gelmez. Yani böyle bir şey olsun kimse istemez. Özellikle ben hiç istemem. Ama bunun geleceğini düşünüyorum. O yüzden hazırlanmamız gerektiğini düşünüyorum.
düşünüyorum. Dediğim gibi bir önceki sefer bu olduğunda 2019 sonunda hatta 2020'nin başında yakın arkadaşlarım bana Covid'in geldiğini ve çok ciddi bir tehlikenin yaklaştığını söylediğinde ben neredeyse dalga geçer bir şekilde bunu direkt reddetmiştim. Öyle bir şey olabilir mi ya bu çağda falan diye. Sonra da başıma gelenleri anlattım. Sizin de başınıza geldi zaten. Bütün dünya olarak bunları yaşadık. Şimdi arkadaşlar birinci gözünüzü açın. Bu gözleri değil de iki ve üçüncü gözleri değil de birinci gözünüzü açın. Yani bu ne demektir? Birazcık özgün düşünmeniz lazım. Başka insanların söylediği şeyler ya da medyanın size servis ettiği bilgiler değil de gerçekten beyninizi, yani bu evrendeki en komplike ve en etkili makinelerden bir tanesi olan beyninizi kullanarak bu konular hakkında düşünebilirsiniz ve birinci gözünüzü açacak olursanız da eğer gelecekte gelen şeyleri önden kestirebilirsiniz. İşte Spider-Man'de vardır ya filminde o örümcek hisleri. O örümcek hisleri o arkadaşlar. Eğer beyninizi açarsanız, farkında bir şekilde yaşarsanız önden olabilecek şeyleri kestiriyorsunuz. Bunların hepsi olmak zorunda değil. Mesela Spider-Man ne yapıyor? Yürüyor. Bir anda işte örümcek hisleri ona alarm veriyor. Bir tane buradan piyano geçiyor. Mesela tam üstüne düşmüyor ama arkasından geçiyor. Ama onu bilmek ona zarar mı veriyor? Hayır, iki adım hızlı atıyor. Belki de o hayatını kurtarıyor gibi küçük böyle belki de saçma bir örnek vermiş olayım ama umuyorum mesaj yerini bulmuştur. Ne yapabiliriz peki arkadaşlar? Hazırlık yapmalıyız diye düşünüyorum ben. Yani bu maymun çiçeği vakasında ne olacağını bilmiyorum açıkçası. Ama işte petrol fiyatları artıyor. Vakalar artıyor. Amerika'daki ilk ölüm vakasını açıkladılar. Şimdi ciddi bir şekilde aşıyla ilgili konuşmaya başladılar. Hatta aşıyı bazı yerlerde insanlara yapmaya başladılar bile. İşte 1980'den beri zannediyorum olmayan bir vaka bir anda ortaya çıktı. Ve şu anda Haziran'da günde bir vaka falan çıkarken Amerika'da bugün 337 yeni vakaya kadar çıkmış. Hatta grafiğini koyayım ekrana siz de görün. Böyle kriptocuysanız ya da biliyorsanız piyasalardaki grafikleri bu grafiğin ne demek olduğunu belki tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir anda böyle bull run gelebilir ciddi şekilde. Bull run gelirse ne olacak? İşte evlerden çıkma yasağı. Ondan sonra herkes tekrardan evlerden çalışmaya başlayacak. Ondan sonra aşı zorunluluğu, seyahat iptalleri vesaire bu tarz şeyler olabilir. %100 olacak demiyorum. Sadece olabileceğini düşünüyorum. Peki ne zaman olabilir? İşte şu anda bugün başladı olaylar artık. Bugün itibariyle ölümleri, işte aşıyı, ondan sonra Drag Queen'in yaşadığı hayatındaki en büyük acıyı falan konuşmaya ve anlatmaya başladılar. İşte bugün itibariyle bu başladı. Tabii bir günde mi olacak? Hayır. Nasıl oluyor? İşte Covid'e bakacak olursak bir öncekine. Çünkü tarih kendini bir nebze de olsa tekerrür eder. Covid'e bakıp Covid'i düşünecek olursak ne zaman olur? İşte yıl sonuna yakın artık iyice nüksetmeye başlar. Ondan sonra yeni yıl başında yani havalar iyice soğuduğunda da insanların kontrolü daha da kolaylaştığında, korkutulması daha da kolaylaştığında ciddi şekilde aksiyonlar alınmaya başlayabilir. İşte zorunlu aşılar gibi, zorunlu seyahat iptalleri gibi vesaire. Şimdi arkadaşlar bu dönemin güzelliği tabii ki hep kötü şeylerden bahsettik. Biraz da güzellerinden bahsedelim yani bunun güzel etkilerinden. Çok fazla insan uyanıyor. Yani bunu ben açıp anlatıyorum. Ben bunu mesela Covid'deyken belki de video açıp anlatamazdım. Yani çünkü niye? Öyle bir cesaretim yoktu. Bunun sonuçlarından belki biraz endişe ederdim. İşte bilgimden belki emin değildim. Covid'den sonra ben de uyandım. Kendimi geliştirdim. Araştırmalarımı yaptım. Daha özgürleştim. Bununla birlikte daha dürüstleştim. Daha cesurlaştım. Açtım ve bu videoyu kaydediyorum. Yani Covid zamanında biliyor olsaydım bile belki de böyle bilgileri çok kişiyle paylaşmazdım. Eşim, dostum ve ailem dışında. İşte burada böyle bir şey var. Yani artık bilgi çağındayız. İşte Covid'i zaten yaşadık. Covid'i yaşadıktan sonra oturup bir özgünce düşünüp ya neler oldu, bundan sonra neler olabilir diyen insanlar, hani sadece haberlerdekileri okumak veya izlemek değil de kendisi olayları gözlemleyip farklı farklı bölgelerden gelen haberlerle neler olduğunu analiz eden insanlar epey bir uyandı ve özgürleşti. Ben yani buna inanıyorum. En azından kendimde bunu gözlemliyorum. Açıp bunu mesela sizlerle paylaşıyorum. Sizler de buna kıymet verip oturup dinleyenler var. Bunun üzerine düşünecek olanlar çok fazla var. Bu da beni mutlu ediyor. Böyle bir şey yapabiliyor olmak da. Yani burada tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Aman çok kötü bir şey geliyor. Aman felaket, felaket tellalı falan. Lütfen öyle bir şey olmasın. Burada ben sadece yaklaşmakta olan bir tehlike, öngördüğüm bir şeyden sizlerin hazırlanması açısından hem de kendim için de bahsetmek istiyorum. Buna hazırlık yapalım. Yani çünkü işte stoik felsefede nedir? Olayı belki değiştiremezsiniz ama olaya karşı sizin bakış açınızı ve tepkinizi değiştirebilirsiniz. Ben de amacım bu aslına bakarsanız. Çünkü işte Covid vakasında
hatırlayın diye yapabileceğimiz herhangi bir şey var mıydı? 3 ay önceden haberimiz olsaydı bir şey değiştirebilir miydik? Hayır, bence değiştiremezdik. O yüzden bunda da bu şekilde olacağını düşünüyorum. Neyi değiştirebiliriz? Bir, başka insanlara anlatarak bunu uyarabiliriz. Bu bilgiyi yayabiliriz. İki, kendimizi hazırlayabiliriz. Kendimizi nasıl hazırlayabiliriz peki? Öncelikle şöyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Sevgi olan yerde korku olmaz. Yani korkmayın, bol bol sevin. Sevdiğiniz insanlarla etrafınızı çevirin. Gerçek samimi ilişkiler kurun. Hatta internetten değil, birebir fiziksel olarak görüşebiliyorsanız, gerçekten samimi ve sevdiğiniz, frekansınızın uyuştuğu insanlarla, onlarla ilişkilerinizi ilerletmeye bakın. Birazcık internetten ve mainstream medya dediğimiz, yani bu ana medya, işte haber kanalları, büyük televizyonlar, işte Netflix, Disney vesaire, bunlardan birazcık uzak durmakta fayda olabilir bu aralar. Özellikle daha çok gerçek insan bağlantıları kurup onlar üzerinde çalışıp onlar üzerinde düşünmekte fayda olduğunu ben düşünüyorum. Dediğim gibi sevgi olan yerde korku olmaz. O yüzden korkmayın, korkmayalım, sevelim. Daha çok sevgiyle kendimizi donatalım, seveceğimiz insanları bulmaya çalışalım. Bununla beraber bunun kriptoya yapacağı etkiyi, kripto ve NFT'ye yapacağı etkiyle ilgili benim bir tahminim var. Bunu da paylaşmak istiyorum. Sonra da videoyu bitirmek istiyorum. Çok güzel, gördüğünüz gibi sabah güneşi doğdu gözümün içine. Sonra da biraz keyif yapacağım, meditasyon yapacağım. Arkadaşlar, Covid'den sonra Amerika zannediyorum 5 trilyon kadar bir para bastı. Bu Covid yardım paketinin bir parçasıydı. İşte bunun 1 trilyonunu falan insanlara harçlık olarak gönderdiler. 4 trilyon falan da zaten hali hazırda zengin olan büyük şirketlere patır patır çok büyük çekler olarak verdiler. Hatta o dönemde işte bu çekleri sahte evraklarla alan iki tane Türk girişimci çıkmıştı. San Francisco'da devletten 1,5 milyon dolar yardım almışlar. Halbuki şirket bile yok ortada. Kağıt üstünde bir şeyler yapmışlar. Devlet de bunlara çeki göndermiş. Neyse ki sonradan yakalanmışlardı, tutuklanmışlardı. Yalnız bunların da tabii ki Türk insanlar olması birazcık can sıkıcı. İşte böyle insanlar bizi bazen temsil ediyor. Böyle şeyler de yapmamamız lazım. Daha akıllı ve uyanık olmamız lazım. Gördüğünüz gibi sonları hapiste bitti onların da. Her neyse, Covid yardım paketiyle birlikte Amerika 5 trilyon dolar para bastı. Bu parayı direkt insanların cebine gönderip cebine gelip de o parayla insanlar gidip kripto ya da borsa almadılar. Bunun direkt genel psikolojiye olan, yatırımcı psikolojisine olan bir etkisi var. Şimdi bir süredir kriptoda mesela çok kişi parasını çekti. Yani herkes kaybetmiyor, kazananlar da var. NFT'lerde bekliyorlar. İnsanlar alım satım yapmıyor. Borsa zaten öyle. İşte Tesla hisseleri 900 dolara çıkmıştı. Dün baktığımda zannediyorum 220 dolar seviyelerindeydi. Borsa 1/4 oranına düştü. Kripto zaten helak olduk. İşte o da aynı şekilde. Büyükler 1/4'üne düştü. NFT piyasası zaten duman oldu vesaire. Derken bu işte hayat normale döndüğü için oldu. Yani insanlar sokağa çıktığı için oldu. Şimdi insanlar tekrar eve tıkılacak olurlarsa ne olacak? Öncelikle Amerika diyecek ki ya bizim vatandaşlarımızı aşılamamız lazım, turistlerimize. İşte aşı yapabilmek için bir trilyon basıyoruz. Ondan sonra diyecekler ki ya bu maymun çiçeği vakası ciddi. Hani bizde de çok fazla eşcinsel insan var. Özellikle bunu böyle söylüyorum çünkü eşcinsellerle bağlıyorlar. Hatta şöyle bir şey okudum. Vakaların %94'ü, maymun çiçeği vakalarının %94'ü cinsel ilişkiyle bulaşıyormuş şu anda arkadaşlar. Ve özellikle de eşcinsel insanlarda olduğunu söylüyorlar. Bir süredir böyle bir şey okuyorum. Bu benim önyargım veya analizim değil. Bunu okuduğum için paylaşıyorum. Böyle bir durumda diyecekler ki biz LGBT'ye, işte eşcinsellere çok kıymet veriyoruz. Bakın. Bunun için Covid'den de daha çok, daha büyük şeyler yapacağız. Daha çok yardım yapacağız. İşte bu sefer 10 trilyon basıyoruz. Atıyorum yani. 10 trilyon çok manyak bir para ama işte manyak şeyler olana kadar manyak. Olduktan sonra manyaklıktan çıkıyor ve gerçek oluyor. Atıyorum, bu sefer diyecekler ki 10 trilyon para basıyoruz. Şimdi 10 trilyon parayı bastıklarında hemen insanın cebine mi gidiyor? Hayır. Onun belki de gelmesi standart, işte şuradaki komşunun evine gelmesi o çekin. Gidip bankaya bozdurması 7-8 ay sürüyor belki. Yani anında evlere yardım yapıyoruz falan diyorlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Anında kimseye yardım falan gitmiyor. Gerçek ihtiyaçsa o anda yardım etmeniz lazım ihtiyaca. Ama işte 6-7 ay sonrasında ulaşıyor bu. Şimdi bunun gerçek etkisi nedir? Bir, ekonomiyedir bunun gerçek etkisi çaktırmadan. İki, işte farklı piyasalarıdır. Borsa gibi, ondan sonra kripto gibi, NFT gibi. Şimdi siz insanları eve tıkarsanız, insanlar sosyal varlıklar ve para harcayarak
yaptıkları satın alımlarla bir nebze kendilerini ifade eden varlıklar. Şimdi bu insanları siz eve tıkarsanız sokaktaki harcamaları oldukça düşüyor değil mi? Ama harcamaya da ihtiyacımız var. Hani kendimizi ifade etmek için hem kendimize karşı hem başka insanlara karşı. İşte gidersiniz siyah bir sweatshirt alırsınız. Niye? Çünkü onu giymek istiyorsunuzdur. Kendinize, karakterinize onu yakıştırıyorsunuzdur. Bu da kendinizi ifade etme biçiminde bir yöntemidir. Yüzük takarsanız o da aynı şekilde. Bunları yapamıyorsanız, sokakta gerçek insanlarla üç boyutlu hayatta görüşemiyorsanız, sadece Metaverse'de görüşüyorsanız ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer insanlar kendilerini Metaverse'de ifade etmeye başlıyorlar. Alımlarını Metaverse'lerde yapmaya başlıyorlar. Bu tarz bir gelişme olacağını düşünüyorum. Bu da ne demektir? İşte kriptoda, NFT'de çok çok ciddi, böyle belki bir öncekinin çok daha büyüğü, onu belki küçük gösterecek şekilde bir bullrun görme ihtimalimiz var. Burada da ben aman size yatırım tavsiyesi falan vermiyorum arkadaşlar. Buradaki asıl konu yaklaşmakta olan bu olay, muhtemelen başımıza gelecek olan şey ve buna nasıl hazırlanabiliriz? O yüzden de kripto konusunda çok detaya girmeyeceğim ama işte biraz önce bahsettim girişini olayın. Eğer böyle şeyler olursa bu da piyasaya etkisi olur. O yüzden böyle şeyler olursa zaten eğer siz de hazırsanız, bu piyasayı biliyorsanız, az çok ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız en azından para kazanma derdiniz birazcık ortadan kalkabilir diye böylece bahsetmek istedim. Ama asıl hazırlığım ben şurada olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda olduğumuz yere dikkat etmemiz lazım. Yani şu andan yıl sonuna kadar bir vaktimiz olabilir ki gittikçe daralıyor gibi görünüyor. Toprağı olan mümkünse bir yer seçsek iyi olur yani. Ben kendim adına toprağı olan bir yer istiyorum ki orada ekim dikim yapabileyim. Gıdam için süpermarkete %100 bağlı kalmayayım. Yani her şey bitecek, kıyamet geliyor demiyorum. Ama en azından organik bir şekilde kendi bitkilerimi yetiştirebileyim. Çünkü bunun hem psikolojiye etkisi vardır. Kendinin bir şeyler yetiştirip yiyebilmesi ve kendine yetebilmen, sadece su kullanarak bahçende, bunun ciddi psikolojik güzel etkileri vardır. Hem de gerçekten olası bir kötü senaryoda kendimizi hazırlamış oluruz. En azından süpermarkete gitmemizi yasaklarlarsa evimizin bahçesinden meyvemizi, sebzemizi kopartıp yiyebiliriz. Yani burada benim yapmak istediğim naçizane uyarı, dediğim gibi bu %100 olacak diye bir şey yok ama böyle bir şey olursa arkadaşlar benim şahsi tercihim işte küçücük bir apartmanda altım üstüm komşularla betonerme bir yerde olmaktansa daha doğaya yakın, ayaklarımın toprağa çime değebileceği, sokağa çıkma yasağı yapsalar bile doğayla iç içe olabileceğim bir yer. Hatta mümkünse işte kendi gıdalarımı az da olsa büyütebileceğim bir yer olmasını ben şahsen tercih ediyorum. Kendi hayatımı da buna göre şu anda hazırlamaya çalışıyorum inşallah. O yüzden bencillik de etmemek istedim. Açıp sizlerle bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Umarım yani önyargılı yaklaşmaz diye düşünüyorum insanlar. Çünkü bir yandan baktığınızda bir taraf buna direkt o komplo teoricisi diyecektir. Çünkü ortada olmayan henüz bir şeyden bahsediyorum. 6 ay sonra olma ihtimali olan bir şeyden bahsediyorum. Bu da tabii ki tepki çekebilecek ve riskli bir şey. Ancak bu kadar önemli bir bilgiyi kendime saklamak bencillik olur diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz tahminler, işte bu bilgileri sadece ben söylemiyorum. Videonun ortasında söylediğim gibi lütfen açın, kendiniz araştırın bu konuyu ve kendiniz düşünün. Hatta bana da sormayın mümkünse soru. Yani ben sadece sizin kafanıza bir tohum ekmiş olayım. Nasıl hazırlanabiliriz noktasında? İşte kriptoyu, online işleri biraz daha öğrenelim. Mümkünse kendimize uzaktan yapabileceğimiz ve mutlu olduğumuz, işte iyi kötü hayatımızı idare edebileceğimiz, gelirimizin giderimizden biraz daha yüksek olabileceği bir iş bulalım. Bu nasıl olur? İşte internet üstünden olur, kripto ile olur, Web3 sektöründe olur. Bu sektörlerden zaten ben daha önce bahsetmiştim. Bu sektörlerde güzel imkanlar var ve olmaya devam edecek. Şu anda da işte bu piyasa dipte olduğu için sektördeki fırsatlar da artarak gidecek. O yüzden bugün bir şey bulamıyorsanız yarın bakmaktan vazgeçmeyin. Bakmaya da devam edin bence. Herkese uygun bir iş olabilir. Yeter ki siz kendinizi geliştirmeye ve çok çalışmaya hazır olun. Çünkü hiçbir zaman, özellikle de böyle bir özgürlük kazanmak istiyorsanız, bu kolay olmayacak. Belki de 3 saat uyumanız gerekecek günde vesaire. Bu şekilde hazırlanabiliriz arkadaşlar. Eğer becerebiliyorsanız, imkanınız varsa sevdiğiniz insanlara daha yakın olun. Dediğim gibi fiziksel olarak görüşebilecek olun. Çünkü burada asıl benim yapılması istenen şeyin Metaverse'e geçiş süreci olduğunu düşünüyorum. Yani insanların işte farkındalıklarını, vicdanlarını, bilinçlerini, her neyse belki okumuşsunuzdur. Şu anda bilgisayar çiplerine yerleştirmek gibi bir hedefleri var. Zaman gittikçe hızlanıyor. Gün içerisinde yapmamız gereken aktiviteler gittikçe artıyor. Yani idare edebilmek için, hayatla baş edebilmek için. İnsanlar giderek tabii ki bunalıyor. Yani sürekli her gün biraz daha artan bir tempoya hazırlanmak herkesin harcı değil.
O yüzden de insanlar bir süre sonra ya tamam artık şu çip mi takıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, yapın da ben artık bir oturayım bir televizyon izleyeyim, bir çay içeyim ya diyecekler gibi bir durum var. Ben de o yüzden asıl arka plandaki amacın bu olabileceğini düşünüyorum. Konuyu da çok uzatmak istemiyorum. Kapatmadan önce de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Komplo teorisi diye değerlendirilebilecek olan bu video içerisinde verdiğim bilgilerin doğru düşünülmesi ve üzerinde kafa yorulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten açtım bugünü, buna ayırdım ve paylaşıyorum. Kafa ayırın, araştırın, olan şeylerden gözünüzü ayırmayın. Bir şeyler oluyor çünkü arkadaşlar, yani bunlar olmuyor değil, siz o tarafa bakmıyorsunuz diye olmuyor değil, oluyor. Sonra bir süre sonra o taraftan birisi bağırınca dönüp baktığınızda bir değil yüz etkili bir şeyle karşılaşabilirsiniz. O yüzden önden bakmakta fayda var. İşte Web3'ten, kriptodan, NFT'den ümidinizi kesmeyin. Hani en azından bu işin ekonomik olarak faydası orada olacak. İşte borsalarda olacak diye düşünüyorum. Aman ha, yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi parasıyla kendisi oynasın. Kendi yatırımına kendisi karar versin. Ben sadece olabilecek pozitif taraflarından bahsediyorum. Bununla birlikte bir de Covid'de demiştik biraz önce. Bir sürü insan uyandı, daha farkında, daha özgürce yaşıyor. Şimdi bunun da tabii ki böyle bir etkisi olacak. Yani çok insanı karamsarlığa, depresyona, kötü tarafa götürürken pek çok insanı da özgürlüğe, güzel tarafa ve kendisi, özgünce kendisi olabilme tarafına getirecektir diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Ha, biraz önceki konuya da geri dönelim. Komplo teorisi kelimesinde bir araştırmanızı öneriyorum. Komplo teorisinin CIA tarafından üretilmiş bir terim olduğuna dair de bir komplo teorisi var. Ve işte komplo teorilerini seviyorsanız bir onu da araştırın isterseniz. Niye yapmış olabilirler böyle bir şey? Birisi bu tarz bilgiler aktardı. Aa, komplocuya bak ya deyip insanların %99'unu direkt o bilgiyi hiç almamaya ikna edebilmek için olabilir belki de. Evet arkadaşlar, bu konu üstünde konuşmaya kalksam belki 2 gün şu anda sohbet edebiliriz ama sanırım söylemek istediğim şeyleri söyledim. Mesaj da yerini bulmuştur. Benim buradaki amacım sizlere tehlike aktarmak, felaket tellallığı yapmaktan çok sizleri bu konu üzerinde düşünmeye, araştırmaya ve eşinizle, dostunuzla paylaşıp ufak da olsa bir hazırlık yapmaya teşvik etmek. O yüzden umuyorum naçizane yaptığım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umuyorum sizin kafanızda bir takım çarklar dönmüştür. Umuyorum bu tarz şeyler olmaz. Maymun çiçeği vakaları falan ben de hiç istemiyorum. İnanın seyahat etmeyi çok seviyorum. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ama olabilir. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Sürçülisan olduysa affola arkadaşlar. Umarım hepiniz harika bir gün geçiriyorsunuzdur ve geçirmeye devam edersiniz. Bundan sonraki videolarda da sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.